Denizde şarkılar. Ayakta oku ben bunu. Hemen gel buraya, gel buraya. Gel buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Mucize-i Muhammed'i aynı Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Zat-ı Zülcelal ona demiş, ve inneke le alâ hulukun azîm. Bütün ümmet, hatta düşmanları da dahil olduğu halde icma etmişler ki bütün ahlak hasene camidir. Nübüvvetten evvel ondaki ahlak hamidenin kemaline tercüman olan Muhammedül Emin unvanıyla iştihar etmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha her vakit derdi, hulukuhul Kur'an. Demek Kur'an'ın tazammun ettiği bütün ahlak hasene camiydi. İşte o Zat-ı Kerim de icma-ı ümmetle tevatür-ü manevi katiyle sabittir ki insanların sireten ve sureten en cemili ve en halimi ve en sabiri ve en şakiri ve en zahidi ve en mütevazii ve en afifi ve en cevadı ve en kerimi ve en rahimi ve en adili herkesten ziyade mürüvvet, vakar, afu, sıhhat-ı fehim, şefkat gibi ne kadar secaiye-i aliye varsa en mükemmel bir fihriste-i nuranisidir. Bunların içindeki noktayı iyacaz şudur ki, ahlak-ı hasene çendan birbirine mübayin değil, fakat derece-i kemalde birbirine müzahmet eder. Biri galebe çalsa, öteki zayıfleşir. Mesela, kemal-i hilm ile kemal-i şecaat, hem kemal-i tevazu ile kemal-i şehamet, hem kemal-i adalet ile kemal-i merhamet ve mürüvvet, hem tam iktisat ve itidar ile tamamı kerem ve sehavet, hem gayet vakar ile nihayet haya, hem gayet şefkat ile nihayet elbuzu fillah, hem gayet afu ile nihayet izzet-i nefis, hem gayet tevekkül ile nihayet iştihat gibi mecami-i ahlak-ı mütezahime, birden derece-i âliyede bir zatta içtimaı, müzayakasız inkişafları, mucizelerin mucizesidir. Bediüzzaman Said Nursi, Şua'at-ı Marifetün Nebi. Vardır abi. Tamam abi. Tamam. Ben razı olsun. Az önce verdim şey, Elbat, El Elbat, bir de istemiş şey çoğal. Uçağı yem ya. İsmail Efendi gitti bir şey. Gitti değil mi? Şöyle ya. İyidir, iyidir. Eğri dursun. Buyurun, sonra diyor, ödeşlemem sizde. Ey ihvan, madem Cenab-ı Hak kemal rahmetiyle bizi Kur'an hakime hizmetkar kabul ettiğini gösterir bir tarzda bizi muvaffak ediyor. El yazmalarda 20 mektup bahis. Bırakın.
Biz de merhametine ve inayet ve tevfikine istinad edip o merkezi nuraninin etrafında mütesarit bir daire-i muhiti olmaya çalışmalıyız. Kur'an etrafında. Vahd-ı Kur'an'ın refini sarsanları susturmalıyız. Ve Kur'an'ı unutturmaya niyet edenlerin niyetlerini onlara unutturmalıyız. Evvela her birimiz evlat varsa zaten bir veledini, yoksa müstahit başka bir çocuğa Kur'an'ı öğretmeliyiz. Kendi öğretmezse de öğretmek için himaye ve teşvik vasıtasıyla birisini yetiştirmeli. Saniyen, kardeşlerimizde Arabi hakkı varsa çok güzel olmak şart değil. Tayin ettiğimiz tarzı bir iki cüzü yazmaya gayret etmek, arabiyatta olmayanlar, onlara uygulayanlara ciddi muhafaza etmek lazımdır. Bu tabi Kur'an'ı bir uzası yer, Kur'an bulmuş ya, yazılmış, onunla yazılsın diye böyle. Mesela tazılma yazılsa bir şöyle. Sadece bize fikirleriyle, kalemleriyle yardım etsinler, buldukları mezayayı Kur'an'ı bize bildirsinler. Çünkü umum ihbar namına bu mühim mesele ortaya atıp konuluyor. Bilgi şahsı haddi değil. Bilgi şahsı haddi değil bunu çevirebilsin. Hem Selef-i Salih'in Kur'an'ın haşiyelerinde hiçbir şeyin konulmasına müsaade etmiyordular. Sonra müteahhirin ulema Kur'an'a ait bazı şeylerin haşiye yerinde yazılmasına fetva verdiler. Sonra da muhtesel tefsir olarak diyorsun, Türk diyorsun Kur'an'ın sayfasının etrafında yazılmasını da kabul ettiler. Ben sahiplerin iştihadından korkuyorum. Cesaret edemiyorum. Sizin reyiniz inzimam edip ederse Kur'an'ın idad-ı zahiri ve manevisine medar. Bazı işaretlerle haşesinde herhangi bir sahilde izah ispat edildiğine işaret olmayacaktır. Subhaneke la lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahumme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin. Mahzer ismi kelaza, Rabbim ikil ekrem, ala alihi ve sahbihi. Böyle bir bahis var. O diyor mu, sen yazın diyor, herkes böyle çocuk çocuk olsun diye. Sen şarjı demişsin de, bu bölümde var mı böyle? Sen aynı şey, peyreden bir yer var değil mi? Hadi o diyor, sen ablamdan bir yıl zaten. Evet. İyiden bir şey yok, niye gelmiş? Ramazan Şerif değil şimdi. Kırayı geç. Geçen bana işte ne verdiler şey, demin ne gönderdi bir şey var. Isparta'da verdiler bana. Kastamonu layıkası vermişler. Kastamonu layıkası. Öyle mi ha? Kastamonu layıkası burada var mı çok? Dalacak adı var mı burada? Ben yok değil mi? Hadi şey okuyalım. Mektubatlar mektubatı. Sayfa 294 burada. Ayet-i Nur. Her bir risalede hakikate bir yol gidiyor. Beşinci risale olan beşinci risale. Gördünüz mü? Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin. Yani insan gidilmek, kitaba bakma lazım gelmedi, dinleyen dinler yani. Tamam. Yetti değil mi hepsine? Para var. Para güzel. İsteyelim yani. Sadece kişi bastı. Elhamdülillah, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin, Rabbil Alemin. Mevlana Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ve ecmaîn.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahu semavat ve la. Ayet-i Kur'an'ın çok envar esrarında. Bir nurunu demek o ayetin çok nurları var. Nurlu sırları var. Ondan yine bir tek nurunu bu derdi. Ayet-i Kur'an'ın çok envar esrarında bir nurunu Ramazan Şerif'te bir halet-i ruhali hissettim. Hayalden gördüm şöyle ki. Uveysi Galani'nin İlahi ente Rabbi ve nel abd ve entel halik ve nel mahlûk ve entel lezzâh ve nel mevzûk münacat-i meşgûs-i nev'inden bütün mevlâd-ı zevil hayat Cenab-ı Hakk'a karşı aynı münacatı ettiklerini ve 18 bin âlemin her birinin ışığı birer ism-i ilahi olduğunu bana kanaatlenecek bir vâkî kalbi hayali gördüm şöyle ki. Sağcımın buyurdu ki, ben bana hayal diyorum dedi. Mekteplilerin hepiniz şerhli olsun, onlar kabilesin yani, onlara çok uzak şey gelmesin dedi. Onlara işte ünsel etsin diye öyle bir şey yoksa, hayal diyor, hakikattir demiş. Baksana. 18 bin alemin her birinin ışığı bile ismilahi olduğunu bana kanaat verecek bir vâkî kalbi hayaliye gördüm şöyle ki. Birbirine sarılı çok yapaklı bir gül gölgesi gibi şu alem binler perde perde sarılı bir sarılı birbiri altında saklı alemleri bu alem içinde gördüm. Her bir perde açıldıkça diğer bir alemi görüyordum. O alem ise ayetin ortasındaki اَوْكَ ظُلُمَاتٍ فِي وَحِنِ الْجِينَ يَعْشَامُ مَوْلُمُ تَرْضِي مَوْلُ اِنْ فَوْغِي سَحَابٍ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَرْغَبَاتٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَعْتَلْ يَرَاهَا وَلَمْ يَجَلُ اللّٰهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِزْنُورًا Ayeti tasvir ettiği gibi bir zulmat, bir dehşet, bir dehşet karanlığı içinde bana görünüyordu. Birden bir İsmilah'ın cilvesi bir nur azim gibi görüp ışıklandırıyordu. Hangi perdahla karşılaşılmışsa hayale karşı başka bir alem, fakat karanlıkla, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünüyorken, güneş gibi bir İsmilah'ı tecelli eder, baştan başa o alemi tenvir eder ve hakeza. Bu şeyli kalbi ve seyahat hayaliye çok devam etti. Hayvanat alemini gördüğüm vakit hazır ihtiyacat ve şiddetli açlıklarıyla beraber zaaf ve acizleri o alemi bana çok karanlıklı ve hazin gösterdi. Birden Rahman ismi Rezzak boyunda yani manasında bir şems-i taban gibi tülü etti. O alemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı. Sonra o alim hayvanat içinde etfal ve yavruların zaaf ve acil ve ihtiyaç içinde çıpınlıkları hazin ve herkese fete getirecek bir karanlık içinde diğer bir alemi gördüm. Birden Rahim ismi Şefkat Burcu'nda türü etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o alim ışıklandırdı ki şehva ve rekkat gözünden gelen yaş damlalarını ferah ve sürura ve şükür lezzetinden gelen damlalara çevirdi. Sonra sinema perdesi gibi bir perde daha açıldı. Alemin sani bana göründü. O alemi o kadar karanlıklı, o kadar zulümatlı, dehşetli gördüm ki dehşetimden feryat ettim, eyvah dedim. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebede uzanıp giden arzuları, emelleri ve kainat ihate eden tasavvurat ve efkarları, kainat ihate eden tasavvurat ve efkarları ne demek yani? Bak bu kainatın her nevrinde bir fen çıkmış yani. Değil mi? Satayım mı? Mühendislik fenli, semaveleri,
Doğru diyorsunuz. Astronom fenni. Ondan sonra hayvanlara ait, bitkilere ait, taşlara ait böyle hem diğer böyle. Onda da şey, jeoloji. Daha var, daha böyle ruh bilimleri var. Çok var yani elektrik bağışı, bilgisayarları var böyle. Demek ki insanların efkarı kainatı kaplamış yani. Yani kendi yarışma, alemi yani. Her şeyin dair. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebedi olup giden arzları, emelleri ve kainat ihate eden tasavvuf ve efkarları ebedi baka ve saadet ebediyi ve cenneti gayet isteyen himmetleri ve istedatları rahatsız bakasında ve talibe müteveccih fakir ihtiyacatları zar ve zar ve acziyle beraber hücuma maruz kaldıklar hadsiz musibet adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş halet olan mütemadî ve fırak belası içinde hepsi birden sayıyor ya Resulallah. Sözler ya ne varsa hakim ismi ya bir şey kalmıyor yani. Çünkü gördüm ki insanlardaki ebedi olup giden arzları, emelleri ve kainat ihate eden tasavvurat efkarları ve ebedi ve baka ve saadet ebediyi ve cenneti gayet ciddi isteyen himmetleri ve sıdakları ve hapsiz vakası ve metal müteveci fakir ihtiyacatları ve zavvazili beraber hücum-ı mazgallıkta siz musibet ve adalarıyla beraber gayet kısa bir ömür, gayet dağdalı bir hayat, gayet perişan bir maişet içinde kalbe en elim ve en müthiş olan halet olan mütevadi zavar fırak belası içinde ehl-i gafir için zulümat ebedi kapısı sonunda görünen kabrinin belasına bakıyorlar. Birer birer ve tayfe o zulümat kuruşuna atılıyorlar. İşte bu alemi bu zulmat içinde gördüğüm anda kalp ve ruh aklımla beraber bütün lefaf insaniyem belki bütün zarrat vücudum feryal ile ağlamaya hazırken birden Cenab-ı Hakk'ın adı ismi burcunda Rahman ismi Kerim burcunda Rahim ismi Gafır burcunda yani manasında Bayit ismi Varit burcunda Muhyi ismi Muhsin burcunda Rab ismi Malik burcunda tülü ettiler. O alemin sani içindeki çok alemleri temir ettiler, ışıklandırdılar. Ve nurani ahiret aleminden pencereler açıp olarak insan dünyasına nurlar serptiler. Sonra muazzam bir perde daha açıldı. Alem-i arz göründü. Felsefenin karanlıklı kabağın ilmiyeleri hayale dehşet bir alem gösterdi. Yetmiş defa top kulesinden daha süratli bir hareketle 25.000 sene mesafeyi bir senede devreden ve her vakit dağılmaya ve parçalanmaya müstahil niçin zelzeleli ihtiyar ve çok yaşlı küre arz içinde âlemin hassiz fezasında seyahat eden bir çenevi insan vaziyeti bana bahsetti bir karanlık içinde göründü. Başım döndü, gözüm karardı. Birden Halgan-ı Semavat'ın Kadir, Ali İmra, Allah ve Rabbim Art ve Mısakavuşşan ve Kamer isimleri Rahmet, Azamet, Kuvvet Kuşları Burcu'nda türü ettiler. Bu alemleri öyle nurlandırdılar ki bu halükte bana kıyaz, gayet muntazam, musahhar, mükemmel, hoş, emniyetli bir seyahat gemisi tenezzüh ve keyfi tercih edilmiş bir şekilde gördüm. Elhasıl bin bir ismilâinin kâinete müteveccih olan o esmadan her biri bir âlemi bu alem içindeki alemleri temir eden birer güneş hükmünde
Esir ahadiyet cihetiyle her cismin cilvesinde sahir isimlerin cilveleri dahi bir derece görünüyordu. Sonra kalp her zulmat arkasında ayrı ayrı dönülür. Şimdi burası kalkma da hafızadan bir ses yapmayın. Şu ağlar bir şey var. Karış bu üç yerde var. Bir aslı burada. Bak usta bunu bir İslamiye dalmış. Bir de büyükün zahraya dalmış. Allah. Ben nerede şey yapacağım? O zaman bir şey yok değil mi? Bir zahraya da sorayım. Gel bu tarafa. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet. Burası bitti, o da okuyorsun. Dinle, onu dinleyin beraber. Kitap ders olmasın. Fatiha'nın ahirinde ehli hidayet ve istikamet ve ehli dalalet ve tuğyanın muvazenesine işaret eden ve Risale-i Nur'un bütün muvazenelerinin menbaı olan ayetin bir hakikatını Sure-i Nur'dan Allahu nuru semavati vel ardı مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة إلى آخر آيتي وارقصندا أو كظلمات في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج إلى آخر آيتي لبرابر بك عجيب بيرترزدا وموازني معجزاني فادي درلر فاتد بريك جريان Sırat-ı Mustafa ashabıyla Madhub ve Dalin gibi olur. Ya diyor, elham talim celaliyle yine Madhub Dalin şeyi diyor yani. Celaliyle. Kur'an'da böyle de var. Fatiha'da var. Kur'an'da bir de Fatiha'da var. Şimdi Üstad da bu ayet de öyle. Ayet-i Nur'la öteki arkasında zulümat ayeti var. Biraz bunlar bu zamana bakıyorlarmış yani. İşari bir tarzdan. Aynı bu zaman tarihe bakıyorlar bu zamana. Ayrı bir ispatına gizlerler. Evet, buyurun. Birinci ayet-i nur, birinci şuada ispat edilmiş ki, on işaretle Risale-i Nur'a bakıyor, mucizane Kur'an'ın o tefsirinden gaybi haber veriyor. Evet. Ve Risale-i Nur'a nur namı verilmesine en birinci sebep olmasından, 29. mektubun bir kısmında, bir seyahat-ı hayaliye temsilinde, bu acib ayetin nur kelimesinde, Nur'u na'budu mucizesi gibi. Şimdi okudum diyelim, onu diyelim. Ne diyor 29. mektubun? 29. mektubun bir kısmında ne okudum diyelim. Bir seyahat-ı hayaliye temsilinde bu acib ayetin nur kelimesinde Nur'u na'budu mucizesi gibi bir manevi mucizesinin beyanına binaen Ayetül Kübra Risalesinde dünya seyyahı Halık'ını aramak, bulmak, tanımak için bütün kainattan ve enva mevcudatından sorduğu ve 33 yol ile ve kat'i bürhanlarla Halık'ını ilmel yakin ve aynel yakin bildiği gibi o aynı seyyah asırlarda ve arz ve semavat tabakalarında aklıyla, kalbiyle, hayaliyle gezen yorulmaz, tokulmaz, bütün dünyayı bir şehir gibi görüp teftiş ederek kâh Kur'an hikmetine kâh felsefe hikmetine aklını bindirip geniş hayal dürbünüyle en uzak tabakalara bakarak hakikatları vakide olduğu gibi görmüş, bizlere Ayetül Kübra'da kısmen haber vermiş. İşte şimdi biz bu aynı hakikatte bir temsil manasında olan seyahat-ı hayaliyesiyle girdiği pek çok alimler ve tabakalardan numune için yalnız üç tabakasını Fatiha ahirindeki muazzenenin yalnız kuvve-i akliye cihetinde bir misalini gayet muhtasar beyan edeceğiz.
sair meşhudatını ve muvazenelerini Risale-i Nur'un muvazenelerine havale ederiz. Birinci numune şöyle. O dünyaya sırf Halık'ını tanımak, bulmak için gelen seyyah aklına dedi. Yani sırf o mu yani, seyyah mı yani? Biz onu filanmıyız değil mi? Orada bir şey bitti var, neyse olsun. O dünyaya sırf Halık'ını tanımak, bulmak için gelen seyyah aklına dedi. Biz her şeyden Halık'ımızı sorduk.